Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Annemin Hobileri kanalından hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Biliyorsunuz arkadaşlar, bu Annemin Hobileri kanalını yeni açtım. İnşallah desteklerinizle bu kanalımda da çok güzel örgülere yer vereceğim. Sizler beğeni ve yorumlar yaptıkça yepyeni örgülerle daha şık, daha güzel, her gün bir öncekinden daha güzel modellerle sizlerle beraber olacağız. Evet hanımlar, iki şiş, tığ işi, tunus işi, yani aklınıza gelebilecek her türlü örgülere inşallah yer vereceğiz. Bugün sizlerle şöyle simli Alize Angora'nın güzel bir ipiyle sevgili hanımlar model yapacağız. Alize Angora Gold simli. Hemen şurada 100 gram 100 metre bir ip olarak gösteriyor. 160 numarada ipimizin numarası lila rengi arkadaşlar. Tek renk diyorum. Tek kat olan ipimi ben şöyle ince bir ip ikiye katladım arkadaşlar. Hemen şöyle iki katlı olarak modelimi öreceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Hemen modelime geçiyorum arkadaşlar. Şöyle ben haroşa örgü yaptım. 2 sıra önden haroşa örgü yaptım. 3,5 numaralı şiş kullanacağım arkadaşlar. Hemen modelimize geçelim. Evet, modelimizin ilmek sayıları ne yaparsak yapalım arkadaşlar, 2 2 2 2 2. 2 ve 2'nin katları. Ne yaparsak yapalım 2 ve 2'nin katları üzerine ilmekler atacağız. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum arkadaşlar. Modelimi örgünün arka yüzünde kuracağız. Ön yüzünde şöyle yine bir sıra düz örgü örelim. Şöyle bir sıra düz örgümüzü örelim arkadaşlar. Evet, harika, kolay. Örgü bilmeyenlerin de bile kolaylıkla yapabileceği hem şık hem güzel bir model yapacağız arkadaşlar. Şöyle az ilmek attım. Hemen modeli sizlere anlatabileyim diye bu kanalımızın da ilk videosu olacak arkadaşlar. Evet, şöyle düz örgüler yapıyoruz. Oldukça kolay, güzel, gösterişli bir model. İnşallah beğeneceğinizi düşündüğüm harika bir model yapacağız. Evet, şöyle örgünün ön yüzündeyiz. Arka yüzünde modelimizi kuracağımız için şöyle bir sıra düz örgümüzü yaptık arkadaşlar. Bir sıra düz örgü. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. Modelimizi örgümüzün arka yüzünden kuruyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Evet hanımlar, burada iki tane düz yapıyorum. Bir, iki. İki tane ters. Bir, iki. İki tane düz. Bir, iki. İki tane ters. Bir, iki. Evet, modelimin birinci sırasında hanımlar, iki düz kenar ilmeğimden sonra iki düz iki ters, iki düz iki ters olarak modelimizi devam ettiriyoruz. Bakın, iki düz iki ters, iki düz bir iki, iki ters bir iki, iki düz bir iki. Bakın, yine iki ters bir iki. Burada da iki düzümüzü yaparak sıra sonuna geldik. Bakın, iki düz ve kenar ilmeği. Şöyle modelimizin birinci sırasını yapmış olduk arkadaşlar. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Şimdi modelimin ikinci sırasındayım ve yine bakın kenar ilmeğimi aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. 1 2 ters. Yine iki düz. 1 2 2 ters. 1 2. Bakın, yine 1 2, yine 2 ters 1 2. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. Modelimizin ikinci sırası. Bakın şöyle, 2 ters 2 düz, 2 ters 2 düz gidiyor. Evet, şöyle 1 2 1 2. Yani 2 düz 2 ters 1 2 ve kenar ilmeği. Evet, modelimin ikinci sırasında bu şekilde yapmış oldum arkadaşlar. Modelimin bakın arka yüzündeyiz. Şöyle arka yüzde bu şekilde. Şimdi modelimin üçüncü sırasındayım.
yine ilmekleri gördüğümüz gibi yapacağız. O kadar kolay ki hanımlar, örgü bilmeyenler bile rahatlıkla yapabilir bu modeli. Bakın, hiçbir şey yapmıyoruz. Modeli sadece dördüncü sırasında kuruyoruz. Kenar ilmeğim ve iki düzüme yaptım. İki ters. Yine iki düz. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Bakın. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Evet, iki ters iki düz, iki ters iki düz olarak gidiyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Örgümün üçüncü sırasında da bakın, iki düz iki ters, iki düz iki ters, iki düz iki ters olarak yaptık. Şimdi örgümüzün dördüncü ve son sırasındayız. Modeli burada kuruyoruz arkadaşlar. Modelin dördüncü sırasında kuruyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Bir, iki. Bakın, iki ters ilmeğimi ördüm. Şimdi burada bir, iki. Bakın, iki tane düz ilmeğim var. İlmeklerin şöyle yönünü çeviriyorum arkadaşlar. Tekrar geriye takıyorum bakın. Şöyle iki ilmeğimi birlikte örüyorum içeriden dışarı doğru. Öndeki ilmeğimi bakın bir kez daha örüyorum. Ve tamamladım. Bakın bu şekilde. Tekrar aradaki iki ters yapıyorum. Bir, iki. Tekrar bakın iki tane düz ilmeğim var. Bir, iki. İlmekleri tekrar örmeden diğer şişime takıp yönlerini değiştiriyorum. İçeriden dışarı doğru şu iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Öndeki ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Çünkü iki ilmeğimi birden ördüğüm için ilmek sayım 1'e düşüyor. Öndeki ilmeğimi bir kez daha örünce ilmek sayım yerine geliyor. Şimdi iki ters. Yine buradaki iki düzümün şöyle arkasından alarak bakın iki ilmeğimi de yönlerini çeviriyorum. İçeriden dışarı iki ilmeğimi örüyorum. Öndeki ilmeğimi bir kez daha örüyorum bakın. Ve yine iki ilmeğim var. İki ters. Bir, iki. Yine burada bakın arkadaşlar iki tane düz ilmeğim var. İlmeklerimi şöyle arkalarından alarak yönlerini çeviriyorum. İçeriden dışarı iki ilmeğimi örüp öndeki bir ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Yine ara ilmeğim olan iki tersi yapıyorum. Bir, iki. Son kez yapıyorum arkadaşlar. Birinci düz, ikinci düz. Şöyle ilmeklerin arkalarından alıyoruz. Tekrar geriye takıyoruz. İçeriden dışarı doğru iki ilmeğimi birlikte örüp öndeki ilmeğimi bakın bir kez daha örüyorum. Ve iki ters. Bir, iki ve kenar ilmeği. Evet, modelimin üçüncü sırasında da yaptığım işlem bu arkadaşlar. İnanın o kadar kolay, o kadar güzel ki model ilerledikçe kendini gösteren harika bir model oluyor arkadaşlar. Şimdi modelimizin ikinci modelimizi de arkadan kuruyoruz arkadaşlar. Modelimizi arkadan kuruyoruz demiştim. Şöyle yine aynı şekilde nasıl yaptığımı da göstereyim. Şöyle bir sıra yine bakın kenar ilmeğimi aldım. İki düz, iki ters. İki düz, iki ters. İki düz, pardon, iki ters, iki düz. Yani modelimin arkasında birinci sırasında yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Bakın iki düz, iki ters, bir, iki, iki düz, iki ters. Bakın son kez iki düz, kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Modelimizin arka yüzünde birinci sırasında kenar ilmeğimden sonra iki düz iki ters, iki düz iki ters, iki düz iki ters yaptık ve modelimizin ön yüzünde ikinci sırasına geldik arkadaşlar. Ön yüzünde de aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Arkasından da hanımlar üçüncü sırasından da şu üçüncü sıradan da aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi örüp dördüncü sırasında şuradaki yapmış olduğumuz işlemi yapıyoruz. Şimdi ben bir sıra önden bir sıra arkadan yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet hanımlar bakın bir sıra önden ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. Bir sıra da arkadan ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. Şöyle modelimiz ortaya yavaş yavaş çıkmaya başladı. Evet güzel hanımlar demiştim ya oldukça kolay diye. Şimdi hanımlar burada şuradaki yapmış olduğumuz işlemi tekrar burada yapacağız.
Şimdi hemen kenar ilmeğimi aldım. 2 tane ters. 1 2. Burada bakın 2 tane düz ilmeğim var. Şöyle arkalarından çeviriyorum yönünü. Tekrar şişime takıp önden, yani içeriden dışarı doğru 2 ilmeğimi örüp şu öndeki ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Simli olduğu için ipim de arkadaşlar pırıl pırıl parlıyor. Harika bir ip. Evet, 2 tersimi yaptım. Bakın yine 2 düzümü şu şekilde yönlerini çeviriyorum. 2 ilmeğimi de birlikte örüp şu öndeki ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Evet, bakın bu şekilde. Gerçekten hem güzel hem kolay bir örnek arkadaşlar. Şöyle 2 tersi yapıyoruz. Bakın ilmeklerin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeğimi içeriden dışarı doğru ördüm. Öndeki ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Yine 1 2 ters. Yine ilmeklerimin yönünü çeviriyorum. Bakın. Hemen içeriden dışarı doğru ikisini örüp öndeki ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Yine 1 2. 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İçeriden dışarı doğru ikisini bir örüp öndeki ilmeğimi bir kez daha örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte aldığım için arkadaşlar bir ilmeğimiz oluyor. Öndeki ilmeği bir kere daha ördüğüm için 2 tane oldu. Şimdi 2 tersimi de yapıp modelimi tamamlıyorum arkadaşlar. Evet güzel hanımlar. Şöyle ben size 2 tane model anlattım. İnşallah beğenmişsinizdir diyorum. Hem zarif hem güzel hem de çok kolay bir model. Şimdi ben birkaç sıra daha yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimi ben biraz daha ilerlettim. Bakın şöyle. Harika, değişik, farklı ikili burgu örneği oldu. Gerçekten sizlerin de çok beğeneceğinizi düşündüğüm bu güzel modeli sizlerle paylaştım. İnşallah Annemin Hobileri kanalına da desteklerinizi esirgemezsiniz. Bu güzel modeli benimle birlikte yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, arkası da bakın böyle iki ters iki düzden oluşan bir model. Evet, Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Annemin Marifetleri kanalına da abone olmayı unutmayın. Sevgili hanımlar, bu kanalım çok yeni. Allah'ın izniyle sizlerin destekleriyle bu kanalımı da ilerleteceğimizi düşünüyorum. Bugününüz yarından, yarınız bugünden daha güzel olsun diyorum. En güzel yeni videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın arkadaşlar.